Yani ben biraz Oliveira'ya biraz Selçuk İnan'a benzetiyorum. Yani ayaklarına çok hakim ama çok fazla ikili mücadelelere girmeyen. Yani. Hatta girdiği zaman da çok çabuk yere düşebilen, faul almaya çalışan bir Oliveira var. Dolayısıyla orada biraz orta saha biraz zayıf kaldı. Sonuçta evet Gomis giriyor, önemli bir silahtır ama o topu oraya taşıman gerekiyor aynı zamanda. Galatasaray'ı konuşmak için Galatasaray'ı en iyi bilen, en yakından bilen, iyi Galatasaraylı, unutulmaz Galatasaray oyuncusu, Galatasaray teknik heyetinde de müthiş başarılı görevler icra etmiş Ümit Davala ile beraberiz. Ümit, ne haber? İyi sağ ol, senden ne haber Serkan? İyi yayınlar diliyorum. İyidir ya, ne olsun. Giderek gençleşiyorsun. Yani her seferinde kilo da veriyorsun. Bence şu anda formunun zirvesindesin. Çıkıp sen mi oynasan diye düşünüyorum ben acaba. Ben de bazen düşünüyorum da. Ama gerçekten burada biraz spor yapmaya fırsatım oldu. O yüzden biraz da kiloları dengeledik o sayesinde. Peki. Galatasaray en şanssız fikstüre sahip deniyordu. İşte ilk hafta Antalya deplasmanı, bu sıcakta Antalya ile oynamak çok zorlayacak dendi. Galatasaray Antalya'yı yendi. İkinci hafta ligin zayıf kadrolarından birisi olan ve çok da iyi futbol oynamayı vaat etmeyen kadrolarından birisi olan Giresun'u içeride ağırlıyordu Galatasaray. 50 bin kişi geldi. Yeni transferler, yeni orta saha falan derken Giresun kazandı. Ve üstelik hani zayıf kadro, iyi oynamayan bir Giresun kazandı. Şimdi de ister istemez kafalarda soru işaretleri var. Neler söylersin bu mağlubiyetle ilgili olarak? Ya doğru söylüyorsun yani şu anda baktığın zaman Giresun bu ligin en zayıf takımlarından biri. Gerçi oyun başladığında Galatasaray istediği oldu. Çünkü ileride çoğalmayı başardı. Set oyuna dönebildi. Kaybettiği topları hemen kazanmayı bildi. Hatta kazanmasa bile iyi oyalama yapıp kalesinden uzak tutmaya başaran bir Galatasaray vardı Giresun'u. Giresun da aynı şekilde sadece defansa yönelik çoğalmalar vardı. İleride top kaptıklarında bile çoğalamayan bir Giresunspor vardı. O da tabii ki Galatasaray'ın işini bir hayli kolaylaştırdı. Sürekli bir hücum sürekliliği vardı Galatasaray'ın. Ama işte bu anlarda işte ilk yarıda olduğu gibi sürekli bir Giresun sahasında oynanan bir futbol vardı. Ama bir türlü gelmeyen bir gol vardı. İki kere yaklaştı Galatasaray gol pozisyonu. Bir tane direkten dönen var biliyorsun Oliveira'yla. Bir tane de Kerem'in şutu var sol ayakla. Başka da yani o saniyelerde, o dakikalarda eğer oyunun ilk başında o golü atamazsan tabii ki oyun uzadıkça, süre uzadıkça tabii ki sen de cesaret veriyorsun karşı takıma. Ve aynı şekilde ikinci yarıda başlarken zaten Giresun bu cesareti gösterdi ve artık gelmeye başladı. Gelmeye başladığında da zaten 55. dakikaya kadar iki tane pozisyon buldu sağ kanattan. Yani Galatasaray'ın sol kanadından. Ondan sonra zaten ölümcül bir hata Abdülkerim'den Giresun'un işini tabii daha da kolaylaştırdı ve Galatasaray'ın işi ona göre daha da zorlaştırdı. Gerçekten kolay olmuyor işte böyle takımlar karşı hatta 1-0 geriye düştükten sonra golü bulmak. Çünkü çok katı bir defans yapan bir Giresun vardı ve tekrar kontrataktan, hızlı hücumdan gol aramaya çalışan bir Giresun ama şut atması gereken bir Galatasaray vardı atmadı. Attı ama İsabetsiz şutlar oldu. 14 şuttan 2 tane sadece isabetli şut vardı. Tamam topa hakimdin ama pozisyon üretemedin. Gol şansı üretemedin. Dolayısıyla bu maçta bu şekilde 3 puan kayıplandı. Evet, bir önceki maçta oyuna geç alınan, 89'da alınan bir Gomis vardı ki muhteşem bir golle 3 puanı getirdi Antalya deplasmanında. Bu kez 46'da Gomis'i oyuna sokan Okan Buruk çift forvet denedi. Bu denemeyi nasıl buldun ve erken mi girdi Gomis biraz oyuna? Riski şöyle erken aldı. Eğer Gomis girdiğinde orada sen forveti çiftliyorsan orada bence Oliveira olmaması gerekiyor. Çünkü Oliveira da biraz yumuşak bir futbolcu gördük. Son maçlarda da çok az temasla oynayan bir oyuncu. Yani ben biraz Oliveira'ya biraz Selçuk İnan'a benzetiyorum. Yani ayaklarına çok hakim ama çok fazla ikili mücadelelere girmeyen. Hatta girdiği zaman da çok çabuk yere düşebilen, faul almaya çalışan bir Oliveira var. Dolayısıyla orada biraz orta saha biraz zayıf kaldı. Sonuçta evet Gomis giriyor, önemli bir silahtır ama o topu oraya taşıman gerekiyor aynı zamanda. Dönen toplarda da işte böyle sıkıntılar çekiyorsun, bir yerde eksik kalabiliyorsun. Çünkü Emre Akbaba ilk 5 dakikada
Çok da defansa da aynı şekilde yardım etti. Geriye koştu, top çaldı. Defansa yardım etti. İleride çoğalmada tekrar pozisyon aldı. Bunu tabii Çok Gomis eleştirildi yapacak mı Emre istediğini. Akbaba. Yani hazırlık maçlarında iyi, antrenmanlarda iyi ama gene bir resmi maç. Emre Akbaba gene bekleneni veremedi şeklinde cümleler var. İster istemez bir baskı oluşuyor tabii ki futbolcuda. Yani sen Alanya'da şimdi banko oynarken şimdi arkana baktığın zaman Emre Akbaba Alanya'da kimse yoktu. Yani banko bir oyuncu olarak gözüküyordu. Şimdi Galatasaray'da öyle değil. Bir sürü de oyuncu alınıyor. Alınmaya da devam ediliyor tabii ki. İster istemez bir baskı istiyorsun. O baskıyı iyi kullanmak lazım. Daha doğrusu iyi hazmetmek lazım. Emre'de şu an onu görüyorum ben. Şu ilk 11'de mesela kendi de belki şöyle görmüştü. Daha ilk 11'i oynuyorum şu anda. Bu belki benim son şansım olabilir. Çünkü arkadan gelen çok. Ben bu şansı iyi kullanmazsam ileride benim için bir sıkıntı olur yani kulübeye çekilirim diye. Tabii ki onun aynı şekilde onun düşüncesi vardı. Dediğim gibi biraz mental olarak da çok iyi hazırlanmak lazım bu durumlara. İlk 11 evet ama dediğim gibi bu herhalde son şansıydı ilk 11 için. Bundan sonraki maçlarda Emre bence kulübeden dahil olacaktır. Peki sence Abdülkerim'in problemi ne? Abdülkerim geçen seneye damga vurmuş bir performans. Türk statüsünde de oynatılabildiği için aslında diğer büyük takımların da aday olduğu bu ismi renklerine bağlamak Galatasaray açısından son derece mantıklı görünüyordu. Fakat performansa bakıldığında şu an bir stoper ihtiyacı ortaya çıkıyor. Abdülkerim zamanla uyum sağlayıp kalıcı olabilir mi? Yoksa Galatasaray ivedilikle bir stoper Nelson'un yanına kazanmalı mı? Biz bunu önceden de konuştuk Serkan hatırlarsan Evet. yani ivedilik Bir mi stoper mi önceki renkleri fanzinde konuşmuştuk. sen Evet. Galatasaray'a stoper lazım demiştin. Hala aynı görüşte misin? Bu hata yani Abdülkerim'in geçen seneki performansıyla kıyaslandığında şaşılacak şey. Neye bağlıyorsun bunu? Şöyle bir durum var. Konya'da oynarken Konya aynı şekilde defansını çok adamla yapıyor. Yani takım halinde geri geliyorlar. Takım halinde çoğalmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla etrafında çok insan olduğu için bu defans yapma işi daha da kolaylaşıyor. Şimdi Galatasaray çok ofansif oynayan bir takım olma şekline büründü. Dolayısıyla gelen toplar çoğu zaman ya birebir ya eksik kaldığın toplar oluyor. Orada artık birebir mücadeleler çok önemli. Defansta oyun kurarken hata yapmama lüksün yok. Hata yapma lüksün yok daha doğrusu. Bunlara çok dikkat etmesi gereken bir Abdülkerim'di. Sonuçta sen bir de transfer olurken yani kaleciden sonra adam olarak transfer oluyorsun. Şimdi orta sahada böyle hata yapsan bunun telafisi var veya forvet de yapsan. Ama işte savunmada böyle hatalar yaptığın zaman bu golle sonuçlanıyor. Ha 3-0 olsa böyle bir hata yapsa bu belki yarın öbür gün unutulur ama 0-0'ken eğer böyle bir hata yaptığın zaman bu sene sonunda tekrar konuşulmaya başlayacak. Dolayısıyla son adam olarak böyle hatalar yapmaması gereken bir Abdülkerim'di. Hatta şöyle söyleyeyim, bir Galatasaray defansı bu şekilde hata yapmaması gerekiyor. Sadece Abdülkerim değil bu. Peki oyuncu değişikliklerine gelelim. Oyuncu değişikliklerinden mesela ben Yunus daha derli toplu geliyorken Bir bana şey daha oyundan şu alıp ekleyebilir miyim? lütfen. Abdülkerim şöyle yerini alabilir. Ancak işte ileride bir kulübeden gelen bir yabancı oynatılması gerekirken onu defansa alıp yani bir Türk oyuncuyu alıp orada bir yabancı oyuncu ileriye takviye olarak o şekilde yani risk alma adına Rotasyonda rotasyonda kullanılabilir. veya Türk oyuncu oynatma oyun zorunluluğu. içerisinde. Aynen oyun içerisinde de olur atıyorum mesela bir tane yabancı çıkarırsın aldığın zaman Türk oynatırsın bir yabancı ileriye koyarsın. Risk alırsın ileriye çoğaltırsın yabancıyla. Bu Bana şekilde olabilir. biraz Yunus'un oyundan alınması enteresan geldi. Kerem çok kötü bir maç çıkartıyordu. Buna katılır mısın? Bir de aynı anda hem Yunus hem Kerem lüks mü yoksa bunda ısrar edilmeli mi? Yani şöyle söyleyeyim. Kerem geçen sene biliyorsun sürekli çizgide oynayan bir Kerem vardı. Yani hatta Van Aanholt hep içeriden kat eden mesafeleri vardı Van Aanholt'un. İçeriden hatta bir iki tane de gol buldu o şekilde. Ama Kerem çizgiye basıp oradan top alıp içeriye kat etmeye seven bir oyuncu. Yunus Akgün keza aynı şekilde Adana Demirspor'da. O da kenarda oynayıp içeriye giren, şut çeken, orta yapan, adam eksilten bir oyuncu. Şimdi bu oyun anlayışında şu anda Kerem'le Yunus'u içeride kullanmaya çalışan bir Okan Hoca var, bir Galatasaray var. Yani kenarları daha çok beklerden kullanmaya çalışan bir Galatasaray var. Bu da biraz Yunus'tan Kerem'in oyun dengesini bozdu. Bunu görüyoruz zaten saha içerisinde de. Ama bekler o şekilde oyuna girdiği zaman da isabetli orta bekler herkes. Veya onlar da aynı şekilde
içeriye girip adam eksiltme, geriye çıkarma, neyse orada ne gerektiren varsa onları yapması gereken bir bekler olması gerekiyor. Ama Yunus'tan Kerem içeride daha çok bocalıyor. Yani onlar biraz çizgide kalıp oradan istedikleri şekilde topları alıp içeriye mesafe kat etse. Mesela ben Yunus'u girip de içeriye şut çekerken görmedim yani. Daha çok böyle pasla girmeye çalışan. Kerem keza öyle. Kerem bir de şöyle şeyi var. İstediklerini yapamadığı zaman çok tehlikeli bir kimliğe bürünüyor. Dağınık. Bunu 70'lerde de gördük. Yani arkadan bir pozisyon vardı kayarak müdahale ettiği. Onu faul verildi. Hatta rakibe dokunsaydı orada direkt kırmızı kart çıkabilirdi ki çıkardı yani. Bunlara çok çok dikkat etmesi gereken bir Kerem var şu anda. Biraz sinirlerine hakim olması gerekiyor. Biraz daha sakin davranması gerekiyor. Ama dediğin gibi Kerem bu maçta belki bence de aynı şekilde seninle hemfikirim. Yunus'tan daha önce çıkması gereken bir oyuncuydu. Peki diğer oyuncuları yenilere ne diyeceksin? Torreira'yla Oliveira'yı gördük. Oliveira ile ilgili konuştuk. Özellikle Torreira oyuna girdikten sonraki katkısı için ne düşünüyorsun? Torreira normalde işte Galatasaray'ın oyun anlayışına uygun bir oyuncu. Çok sert müdahaleleri olan. Tabii ki dezavantajları da var. Çok sarı kart görüyor. Çok kırmızı kart gördüğüm dönemler oldu, sezonlar oldu. Ama işte böyle bir ihtiyaç var. Oyun bozan, ilk baskıyı yapan, rakibi döndürmeyen bir Torreira var. Bunu ileride daha iyi anlayacağız. Yani şu top kayıplarında Lucas Torreira gibi adamlar lazım Galatasaray'a. Direkt basan, tekrar Mitchell. topa sahip olan. Mitchell da aynı şekilde. O da ilk maçında zaten onu da konuştuk. 40 yıllık bir Galatasaraylı gibi oynadı. Ayağı düzgün bir şekilde çalışan, mücadele eden, orta saha için ne gerekiyorsa onu yapan bir Mitchell var. Hem asistleri de aynı şekilde ön plana çıkıyor. Çıktı son maçta. Ve çıkmaya da devam edecektir. Öne de gitmeyi seven, yani sürekli o box to box oyunu çok iyi benimseyen bir Mitchell var. Dolayısıyla bence zaten 60'ta da Okan Hoca onun farkına vardı. Oliveira'yı aldı hatırlarsan. Torreira'yı soktu. Torreira Mitro yaptı orta saha. Daha çalışkan, daha basan, daha agresif bir orta saha yaptı. Çünkü Oliveira'yla bu iş o şekilde olmuyor. Yani eğer Gomis Seferovic oynuyorsa orta saha daha da güçlendirmen gerekiyor. Daha Peki temaslı oynatman Mertens, gerekiyor. Torreira ve Mitchell'ün önündeki serbest forvet arkası oyuncu gibi oynar mı Kerem'le Yunus'un arasında? Nasıl bir kurgu var kafanda ve Mertens'in performansı için ne düşünüyorsun bu kadar erken bir dönemde? Mertens'in performansı şu anda konuşmak çok doğru olmaz. Çünkü tamamen bu hazırlık dönemi bireysel olarak geçirdi. Yani takımların birlikte idmanlara çıkmayan bir Mertens var. Dolayısıyla ona biraz zaman tanımamız gerekiyor. Ama tabii ki klas, kaliteli bir futbolcu, bunu tartışmaya gerek yok. Sol tarafta oyuna girdi. Kenarda oynadı. Normal esas pozisyonu zaten sol kanattır. Sen de biliyorsun Serkan, bunları da konuşmuştuk. Ama tabii ki Napoli döneminde Milic sakatlıktan sonra santrafor olarak görev yaptı ve çok çok da başarılı olmuş bir Mertens vardı Napoli'de. Bence de şu anda Seferovic'in arkasında bir 9.5 olarak görev yapması halinde çok çok etkili olacaktır. Zaten box içinde bence box içinde hem Gomis'ten hem Seferovic'ten çok çok daha tehlikeli bir oyuncu. Yani daha çok bitirici vuruşları olan, daha çok gole giden, direkt golü düşünen bir yapıya sahip olduğu için ve küçük, aynı şekilde küçük boy olmasına rağmen, hani kısa boylu olmasına rağmen hava toplarında da çok etkili bir Mertens var. Gün geçtikçe, kuvvetlendikçe çok çok daha iyi bir Mertens seyredeceğimize ben eminim. Ümit, 2 gündür özellikle Galatasaray sosyal medyasında trend topik olan 2 isim var. Birisi Vakayeme, birisi de Hazard. Bunları gerçekçi buluyor musun? Olasılık Hangi dahilinde Hazard? görüyor musun? Efendim? Hangi Hazard? Üç tane var. Baba bir şey Hazard, yani harbi Hazard. Eden. Eden. Vallahi ben şöyle düşünüyorum. Şu anda yani orta saha ve kanat takviyesinden ziyade bence ilk etapta bir stoper alınması gereken bir durum var. Gerçekten şu anda ileride ben şu anda belki az pozisyon üretiyor Galatasaray. Veya işte ne bileyim az pozisyona giriyor. Ama bu ileride daha da iyi olacağını ben inanıyorum. Ama geride
bir o kadar da sıkıntı olacağını diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten geriye dönen toplarda veya kaptırılan toplarda çok büyük sıkıntı çeken bir Galatasaray var. Bunu ilk maçta da gördük. Antalya maçında da gördük. Bu maçta da aynı şekilde ikinci yarının başında birebir kalabilecek çok o kadar pozisyon vardı ki rakip takımın. Yani final pası iyi atabilse kaldığı pozisyonlar da var. Orada deneyimli, süratli yabancı Türk olabilir ama daha deneyimli, daha tecrübeli oyunculara sahip olması gereken bir Galatasaray var. Mesela Demirel Vakayeme Kulun. ismi, Vakayeme ismi heyecan veriyor mu sana? Her zaman heyecan verir tabii ki. Vakemi hele geçen sene seyrettikten sonra tabii ki. Oluru var mı o işin? Hem Mertens var, hem Kerem var. Bilmiyorum oluru var mı yok mu onun Galatasaray yönetimi bilmesi gerekiyor ama olsa tabii ki hayır demez Galatasaray. Ama yabancı sayısı çoğalıyor. Tabii. Ona ne yapacaksın? Bir defa onları düşünmesi gereken bir Galatasaray var. Çünkü Vakeme de geldiği zaman artık ileride komple yani Kerem'i de sileceksin o zaman. Kerem'i de oynatmayacaksın. Veya Kerem'i sağ tarafa alıp Yunus'u oynatmayacaksın. Dolayısıyla 3 tane Türk'te oynatmak zorundasın. Gene Abdülkerim'e düşüyorsun. Yani çok seçenek var ileride. Kimse de ben sana söyleyeyim kolay kolay da kulübede oturmak istemez bu isimlerden. Ne Oliveira oturmak ister, ne Mertens, ne Seferovic, ne Gomis, ne gelirse Vakayeme. Hiçbir şekilde hiçbiri kulübede oturmak istemez. Dolayısıyla çok zor bir seçim olacak Vakayeme ama olursa tabii ki Galatasaray için de büyük kazanç olur. Ama ilk yapılması gereken transferler, stoperler bunu hala anlamış değilim. Yani niye stoperler yenilmiyor Galatasaray? Çünkü gerçekten defans SOS veriyor. Evet, Galatasaray'da sırada iki tane deplasman var ama biri İstanbul'da, sıradaki maç Ümraniye, sonra da Trabzon deplasmanı. Galatasaray'ı konuşmaya devam edeceğiz Ümit. Teşekkürler çok kıymetli ve eşsiz katkın için. Seninle Galatasaray'ı konuşmak gerçekten çok başka. Umarız izleyenler de keyif almışlardır. Galatasaray fanzinde birlikteydik. Hoşça kalın diyoruz. Teşekkürler, hoşça kalın.